Burada British Galleries'de Morris tarafından tasarlanan ve beraber çalıştığı çeşitli kişilerce üretilen pek çok nesnenin bulunduğu muazzam sergideyiz. Bullersfoot halısı müzedeki en büyük halılardan biri. Bu bizim için çok önemli çünkü William Morris'in bizzat kendinin tasarladığı son halılardan. Her ne kadar bunun gibi bir halı günlük kullanım için tasarlanmış olsa da aslında son derece narin ve aynı zamanda ışığın etkilerine açık olduğu için solabilir. Bu nedenle halının her iki tarafının da ışığa eşit derecede maruz kalması ve böylece ışık hasarını en aza indirebilmek amacıyla halıyı farklı yüzleriyle sergilemek için bir proje planladık. Halı çok büyük, 4 metre genişliğinde ve 7,5 metre uzunluğunda. Aynı zamanda da çok ağır, yaklaşık 125 kilogram. Yani bu tür bir ağırlık çok dikkatli planlanmalı. Halının yarısı panelin üst kısmında duran özel bir metal silindir üzerine sarılıydı. Sürecin ilk aşaması halıyı yukarı çekmekti. Halının altına bir kat polietilen koymak zorunda kaldık. Böylece halının arka panelin üzerinde kolayca kaymasını sağladık. Ayrıca teknisyenlerin kolayca sarabilmesini sağlamak için silindirin küçük tutamakları vardı. Halı yukarıda toplandıktan sonra onu makara sistemine bağladık ve çok yavaş bir şekilde aşağı indirdik. İndirirken silindirin panele dokunmaması için uzaklaştırarak hareket ettirdik. Ertesi sabah müze açılmadan önce halıyı müzenin ana merdivenlerinden aşağıya taşıyacak 8 teknisyene ihtiyacımız vardı. Çünkü halı asansörlerin hiçbirine sığmıyordu. Tahmin edersiniz ki son derece de ağır bir işti. Merdivenlerin sonunda halı silindirlerin üzerine yerleştirildi ve Rafael Galerisi'ne taşındı. Rafael Galerisi bu büyük halıyı alabilecek büyüklükteki tek galeri. Halı açılınca konservasyon için uygun bir ortam oluştu ve bölüm bölüm halının her santimetresinin elden geçtiğinden emin olarak tümünü elektrikli süpürgeyle süpürdük. Böylece üzerindeki tüm toz temizlendi. Çünkü bu alan daha sonra silindire sarılacak ve bir sonraki sergileme dönemine kadar sarılı duracaktı. Ayrıca uzmanlarımıza sergilemenin herhangi bir aşamasında renklerin solarak açılıp açılmadığını belirlemek için çok dikkatli renk ölçümleri yapmaları gerektiğini belirttik. Ve sonunda halının sergilendiği zaman ile ışıktan saklandığı zaman arasında hiç renk farkı olmadığını görmekten çok ama çok mutlu olduk. Halı daha sonra ters yönde yeniden sarıldı ve böylece yeni, taze tarafı açıkta kaldı. Daha sonra müze açılmadan tekrar merdivenlerden yukarı taşındı ve aynı makara sistemi kullanılarak yeniden yerine kondu. Halı yerine alındıktan sonra tekstil konservatörlerimizden biri toz tutabilecek tüm düğüm ve dolaşıklıkları gidermek için zahmetli bir şekilde halının püsküllerini taradı. Biliyorsunuz toz zamanla halının püsküllerini sertleştirebilir. Yaptığımız bu işlem aynı zamanda halının daha yeni görünmesini ve halka sunulmaya uygun olmasını da sağladı. Bullerswood halısı çok yönlü bir tasarıma sahip olmasına rağmen alışılmadık bir tasarım. Çünkü esasen Bullerswood evinin çizim odası için tasarlanmıştı. O nedenle halının diğer taraftan biraz tuhaf görünebileceğinden endişe ediyorduk. Ancak burada da gördüğünüz gibi diğer tarafa çevrildiğinde de gayet iyi görünen güçlü motifleri var. Kısacası tasarımın çeşitli seviyeleri ve desenlerin yoğunluğu ne taraftan bakılırsa bakılsın eşit derecede iyi görünüyor.